Çalıların arasındaki gölge geriye çekildi, izlediği peranın uzak kıyısından. Şehrin içine karıştı, insanların arasında dolaştı, binaların duvarlarını aştı. Zaptiye teşkilatından içeriye girdi. Kalabalık memurların omuzları yanından hızla süzüldü, yeşil koridorların arasından merdivenlere yöneldi. En üst katı bulduğunda kata ait tek kapıyı çaldı. Altın işlemelerin üzerine vuran ışıkla güneş gibi parlayan ahşap odanın içinde, ipek perdeli pencerenin hemen önünde, üstüne tozların dahi düşmeye korktuğu pürüzsüz üniformasıyla, ellerini arkasından kenetleyerek şehri izlemeye devam eden Orhan, "Gir!" diye seslendi. Kapıya bakmaya tenezzül bile etmedi. Sakince açıldı kapı. İçeriye girdi gölge. Sükuneti bozmadan kapadı kapıyı arkasından. İki adım attı sadece, ayakları önünde duran pers halısını müdüründen başkası çiğneyemezdi. Halının dibinde beklemeye başladı. Sessizliği kendisinin bozmasının yasak olduğunu biliyordu. Pencerenin ardına bakmayı sürdürdü Orhan. Zeytin karası gözlerinin üzerine yansıyan şehir, siyaha bulandığında gözlerini bir anda kırptı. Tüm şehir yutuldu sanki, koca kara bir deliğin içine çekilerek. Şimdi bozdu sessizliğini. "Dinliyorum Ahmet." Kısa bir öksürükle boğazını temizledikten hemen sonra davrandı Ahmet de. "Haklıymışsınız Orhan Bey. Rıhtımdan kaçmış." Haklı olduğunu biliyordu Orhan. Sadece emin olmak istemişti. Başka bir açıklaması olamazdı çünkü takip etmeye başladıkları o kızın her gün rıhtıma gidiyor olmasını, onu beklediğini biliyordu Orhan. Çünkü rıhtımdan kaçmıştı o alçak. Anlatmaya devam etti Ahmet gölgesinin duyabildiği kadarını. O ölen Fransız öğretmen bindirmiş onu gemiye. Tevfik Fikret ve kızla birlikte organize etmişler sanırım. Onlar da işin içinde müdürüm. Cebinden çıkardığı tütünleri diğer elinde tuttuğu ince bir kağıt parçasının içine sıraladı. Parmaklarıyla hafifçe döndürerek sarmaladığı kağıdı tütünlerin üzerine. Dilini hafifçe gezdirerek bulaştırdığı salyalarını kağıdın kalan son yüzüne. Yaktı. Tutuştu içindeki tütün. Derin bir nefes çekti ciğerlerine. İmparatorluk sınırları içinde olmadığına göre o gece sınırlarımız dışına çıkan tek bir gemi vardı. Onayladı Ahmet müdürünün tespitini cevaplayarak. Marsilya. Şişirdi yanaklarını şimdi bıraktı Orhan. Ağzının içini dolduran kara duman dışarı çıktığında tavana yükseldi. Yok oldu birden dört bir yana dağılarak. Asılacaklar listesine eklediniz mi? Merak etmeyin Orhan Bey. Hem hainliğinin hem de kardeşinize yaptıklarının cezasını çekecek bu iblis. Cezasını çekeceğini biliyordu Orhan. Tıpkı o caninin asılmayı dahi hak etmediğini bildiği gibi. Elinde olsa onu yakaladığında kardeşine yapılanın aynısını ona da yapardı. En acımasız idam şeklini seçerek. Kelle koparılan zamanlar son bulmasaydı keşke diye düşünüyordu. Kardeşinin gözleri önünden ayrılmayan, utanamadığı son hali kafasının içinde her belirdiğinde. Zaptiyeler onu yanına getirdiklerinde, ezilmiş kafatası üstündeki koca delikleri gördüğünde irkilerek çevirmişti dehşete düşen gözlerini. Bulmaya çalışmıştı kardeşini, parçalanmış suratı içinde tanıdık bir kıvrım arayarak. Başaramadığında öfkeyle ayaklanıp onu kandıran herkese saldırmaya başlamıştı. "Bu benim kardeşim değil." Hırçınlaşan bir aygır gibi tepiniyordu yerde yatan cesedin bir zamanlar kardeşi olduğuna inanmak istemeyerek. Zor sakinleştirmişlerdi zaptiyeler müdürlerini onu uyutmak zorunda kaldıklarında. Uykusundan geri dönüp de gözlerini açtığında karanlığın kendisine dönüşmüştü. Bir daha hiç aydınlanmayacak olan. O canavar için en yüksek mertebedeki bu idam şeklini seçmek zorunda kaldığında kederinin asla hafiflemeyeceğini biliyordu. Yapacak başka bir seçim yoktu ama. İmparatorluğun başında her kim varsa ona ilelebet, sadık kalacak bir adalet koruyucusuydu sadece.
ona ulaşan her kararda, kendisine verilen her emirde, sorgusuzca görevini yerine getirmek için eğitilmişti. Yeri geldiğinde kaderlerine terk edilen o köpekler için verilen kararı uygulayan bir cellat, yeri geldiğinde ise imparatorluğu düşmanlardan koruyan bir kahraman olmuştu. Şimdi ise kardeşi için bile olsa duygularını kendi seçimleriyle belirleyemeyeceğini biliyordu. Önceliği sadece imparatorluktu. Aile kurmayı bile reddetmişti bu yüzden. Bağlı kalacağı, koruyup kollayacağı tek aile, imparatorluğun kutsal kolları olmuştu hep. Şu an elinde tutabildiği tek gücü ise kardeşini zalimce öldüren o pisliğin peşini, her ne olursa olsun, zamanın hangi kıyısına giderse gitsin asla bırakmayacak olmasıydı. Çünkü emir çoktan iletilmişti kendisine. Bu haini bir an önce bulup vakit kaybetmeden herkesin gözleri önünde asacaktı. Gerekirse boynuna ipi kendi elleriyle dolayarak. Hayatının en büyük insan avıydı bu. Kıyamete kadar sürecek olan. Ahmet'in kısa öksürüğü kendisine gelmesini sağladı Orhan'ın. Öfkesinden de kederinden de sıyrıldı şimdilik. Çevirdi yüzünü ona doğru. Dikkatin artık üzerinde olduğunu anlayan Ahmet devam etti. Kızla Tevfik Fikret'i bir an önce yakalayıp kurşuna dizelim müdürüm. Düşünmeden cevapladı Orhan, aklındaki planı çoktan yapmıştı. Henüz değil. Tüm posta daireleri kontrolümüz altında olsun. Uzaklarda bir yerlerdeyse eğer, onlarla iletişime geçmek isteyebilir.